Evet, öncelikle Ünye Turizm İşletmeciler Derneği olarak Ünye'mizin tarihi, turistik ve doğal değerlerinin turizme kazandırılması, daha doğrusu insanlığın hizmetine kazandırılması anlamında sürekli çalışmalar yapıyoruz. Ve 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında da son zamanlarda özellikle Ünye'mizdeki tarihi değerlerin satılması, tabii ki bu hamamlarımız, hem çifte hamamımız hem de şehir hamamımız, eski hamam dediğimiz Cumhuriyet Meydanı'ndaki şu an yanında bulunduğumuz hamamımız, tabii ki kişisel tapu olan hamamlar ve yerler, mülkiyetler. Tabii satılması kişi kendi isteğine bağlı olarak satabilir. Onda hiçbir sakınca yok. Ama biz istiyoruz ki Turizm Derneği olarak ve Ünye Turizmi olarak buraların bir an önce alınması ve bu alımı da Büyükşehir Belediyesi yapabilir, Kültür Müdürlüğü yapabilir, Kültür Bakanlığı yapabilir. Bir an önce böyle kamu kurumlarının alması ve turizmin hizmetine, ki bugün de bir açıklama yaptı Büyükşehir Belediyemiz. Çaybaşı Çayır Camisi'nin tamamen restorasyonu bitti, çevre düzenlemesi bitti ve sadece az bir miktarda şadırvanla ilgili bir çalışma kaldı. Ve bunun benzerlerini Altınordu'da ve İkizce'de görüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bu iki hamamımızı alarak restorasyonunu yapmalı ve kültür sanat faaliyetleri için kullanabilmeli, hediyelik eşya çarşısı olarak kullanabilmeli. Bunun diğer illerimizde de örnekleri var. Ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz özellikle Ünye'de bulunan bir konağı kiralamak üzere kullanımına almaya çalışıyor. Biz de istiyoruz ki kiralama geçici bir süre olduğu için ve kişiye kazandıracak, Ünye'ye bir şey kazandırmayacak. Ve bu tür değerlerimizi Büyükşehir Belediyemiz Ünye'nin turizmine, Ünye'nin geleceğine, Ordu'nun geleceğine kazandırmak anlamında restorasyonunu yapıp Ordu turizminin hizmetinde sunmasını istiyoruz. Kaldı ki çifte hamam Ordu ilinin tek çifte hamamı. Karadeniz bölgesinde 3 tane var. Samsun'da, Trabzon'da ve Ordu'da. Dolayısıyla turizm demek birlikte olmak demek. Sadece Altınordu turizm merkezlerinin hazırlanması değil, Ordu'nun tamamında bulunan değerlerin hazırlanması, Ünye'mizde bulunan değerlerin hazırlanması ve birlikte Ordu, birlikte turizm sloganını canlandırmak adına Büyükşehir Belediye'mizden böyle bir talepte bulunduk. Umarız ki bu anlamda da talep doğru yerlere ulaşır ve bir an önce Ünye'mizde atıl durumda bulunan bu iki hamamımız hem turizme hem de hediyelik eşya anlamında, yöresel hediyelik eşyalar anlamında bir pazara da kavuşmuş olur. Ve bunun bir ışığını yakmak istedik.